Banka hesaplarınızı boşaltabilirler. Sizin numaranız üzerinden başka birini arayıp test edebilirler. Hatta ve hatta 112 gibi özel bir numara üzerinden sizi arayabilirler. Takipçilerimden biri geçenlerde bir e-posta gönderdi ve ünlü bir yayıncının başına gelen olaydan bahsetti. Böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını sormuş ve anladığım kadarıyla da birazcık korkmuş. Ben hep güvenlikle ilgili videolarımda ne diyorum? İstediğiniz kadar güvenlik önlemi alın. Asla güvende olamazsınız. Siz hangi tarayıcı daha güvenli, hangi VPN daha güvenli, bizim verilerimiz kimin elinde, elit konuları tartışırken diğer tarafta 50 yıllık bir zafiyetin üzerinde oturuyorsunuz. Bu zafiyet belki de birçoğumuzun duyduğu Signaling System 7 yani SS7 zafiyeti. Bu zafiyet sayesinde SMS'lerimizi ve çağrılarımızı istedikleri gibi yönetebilirler. Örneğin hepimiz bankacılık uygulaması kullanıyoruz ve bu bankacılık uygulamalarında SMS ile doğrulama kullanıyoruz. Diğer taraftan Facebook, Google, Instagram gibi sosyal mecralarda ise hala SMS ile doğrulama kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi kötü niyetli birinin size gelen SMS'leri kendine yönlendirdiğini düşünün. Kabus gibi değil mi? Evet. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için SS7 protokolünden bahsetmek istiyorum. Ama bu protokolü anlayabilmek için sinyalizasyon sistemini bilmek gerekiyor. Ama biz sinyalizasyon sistemini bilmiyoruz ki. Merak etme, tam yerine geldim. Seninle birlikte sinyalizasyon sisteminin kısa tarihine bir bakış atalım. Telefonun icadıyla birlikte erken dönemde bütün telefon görüşmeleri operatörlerin fiziksel kabloları birbirine bağlamasıyla gerçekleşiyordu. This took place. Number please. May I have long distance? One moment please. Bir kişinin görüşme başlatabilmesi için öncelikle santrali arayarak hattın bağlanmasını talep etmesi gerekiyordu. Eski belgesellerde veya filmlerdeki bu kadınların yaptıkları tam olarak buydu. Siz de kabul ederseniz ki çok fazla abonenin olmadığı dönemlerde böyle bir sistemi yönetmek çok da zor değil. Ama gün geçtikçe, abone sayısı arttıkça bu sistem artık yürümez hale geliyor. Evet, bir cevap veren yetkili bir kimseyi göremiyoruz. Telefon edildiği zaman 1,5 saat beklediğimiz zaman oluyor. Bu kadar çok hattın bağlanabilmesi için onlarca, yüzlerce, belki binlerce insanın çalışması gerekiyor. Bu çok mümkün olmadığı için 1920 ve 30'ların ortasında bu manuel işlemi otomatikleştirmek için elektromanyetik anahtarlama sistemine geçildi. Otomatik telefon şart. Bu sistemde kullanıcıların çevirmiş olduğu numaralar elektromanyetik anahtarlama cihazı tarafından algılanıyordu. Kullanıcı telefon üzerindeki çarkı çevirdiğinde bu çarkın içerisindeki manyetik sistem bir dizi sinyal darbesi üretiyordu. Bu telefonun bağlı olduğu santraldeki elektromanyetik anahtarlayıcı bu darbeleri algılayarak kullanıcıyı doğru telefon numarasına bağlıyordu. Bu darbe sinyalleri tam olarak şuna benziyor. Background, what's happening? Bu sistemin kötü yanı ise mesafeler uzadıkça bu darbe sinyalinin şiddeti azalıyor ve zayıflamaya başlıyor. Artık o kadar çok zayıflıyor ki santraldeki elektromanyetik anahtarlayıcılar bu sinyalleri okuyamaz hale geliyor. Bu problemin üstesinden gelmek için ise 1960'larda dual ton veya multi frekans dediğimiz sisteme geçildi. Artık telefon bağlama sistemleri darbe ile değil multi frekans sistemiyle çalışıyordu. Telefonun üzerindeki tuşlara dikey ve yatay olmak üzere bazı frekanslar atandı. Her tuşa ise bu eksenlerin kesişim noktalarından doğan bazı frekanslar atandı. Bu yüzden de bu sisteme dual ton veya multi frekans sistemi deniyor. Günümüzde bile bu sesleri cep telefonunuzdan duymak mümkün. Fark ettiğiniz üzere artık bir tuşa bastığınızda o tuşun frekansı santrale gönderiliyor ve santralde hangi numarayı aradığınızı anlayarak sizi doğru numaraya yönlendiriyor. Konuşmalarımızın en başından beri bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Telefon görüşmeleri ve santral sinyalleri aynı hat üzerinden iletiliyor. Yani kullanıcı istediği herhangi bir frekansı bu hat üzerinden santrale iletebilir. Bunu engelleyebilecek, durdurabilecek herhangi bir erişim engeli yok. Merak etmeyin, bunu sadece siz fark etmediniz. Örneğin 1970'lerde hackerlar Blue Box ismini verdikleri bir kutuyla
bu sinyalleri manipüle ederek dünyanın farklı noktalarına ücretsiz telefon görüşmeleri yaptılar. Bu cihazın yaptığı çok basitçe bu sinyalizasyon sistemlerinde kullanılan frekansları taklit etmek. Bu kutuyla çok fazla zaman geçiren, sizin de çok iyi tanıdığınız iki arkadaş var. Steve Jobs ve Steve Wozniak. Bu ikilinin gece yarısı papayı arayarak yatağından kaldırdığı bilinen bir hikaye. Peki bu nasıl yapabildiler? Sen videoyu beğenirken ben de anlatıyorum. Öncelikle hiç kimsenin olmadığı, çok fazla dikkat çekmeyecekleri bir telefon kulübesi buldular. Bu mavi kutunun üzerindeki bu ahizeyi telefonun ahizesine yapıştırdılar. İkinci adımda ise ücretsiz aramalar yapabilecekleri yerel bir santrale, yani düğmeye ihtiyaçları vardı. O dönemlerde 800 hatları şirketler kullanıcılarına ücretsiz destek vermek için kullanıyorlardı. Yani bu numaraları aramak ücretsizdi. Bu iki arkadaş hemen ücretsiz numaralardan birini çevirdiler. Tam aradıkları numaraya bağlanacakları sırada mavi kutunun üzerindeki bir tuşa basarak 2600 Hz frekansında bir sinyal gönderdiler. Bu sinyal santral sinyalizasyon sisteminde hat düştü, görüşme bitti ve dış hat bağlama gibi bazı farklı anlamlara geliyordu. Bizimkiler kısa değil, uzun bir sinyal gönderdiler. Bu da santral sinyalizasyon sisteminde hat düştü anlamına geliyordu. Bu yüzden santral hattın düştüğünü ve görüşmenin tamamlandığını düşündü. Santral de karşılık olarak uzun bir 2600 Hz sinyali göndermeye başladı. Bu sinyal bizimkilerin kullanmış olduğu telefon kulübesine iletildi. Yani şimdi her iki cihazda görüşmenin bittiğini düşünüyorlar. Ama kimsenin bilmediği bir şey vardı. Steve Jobs ve Steve Wozniak hala hattaydılar ve aktiftiler. Şu an yapmaları gereken tek şey 2600 Hz sinyalini kesmek ve hemen bir telefon numarası çevirmek. Onlar da böyle yaptılar. Sinyali kestiler ve hemen arkasına Papa'nın telefon numarasını çevirdiler. Peki şimdi size bir soru. Bu görüşmeyi kim başlattı? Tabii ki santral. Peki kimin adına başlattı? Hiç kimse. Çünkü bizimkiler unutmayın hattan düşmüşlerdi. Bunu santral aslında kendi başına yapmış gibi görünecekti. YouTube'da bir videoyu beğenmek, yorum yapmak ya da kanala abone olmak da bir sinyaldir aslında. O zaman videoyu beğenerek bana bir sinyal gönderebilirsin. İşte bu zafiyetler yüzünden operatörler çok fazla para kaybettiler ve çok fazla imajları zedelendi. Bu yüzden de yeni bir sinyalizasyon sistemi üzerine çalışmaya başladılar ve ilk yaptıkları şey ne oldu biliyor musunuz? Sinyal ve görüşme hattını ayırmak oldu. Artık görüşme hattından herhangi bir sinyal komutu göndermek mümkün değildi. Peki neydi bu yeni sistem? Bu videonun da konusu olan SS7. SS7 1975 yılında Bell Laboratuvarı'nda geliştirildi. SS7 herhangi bir yazılım değil veya herhangi bir donanım değil. Tıpkı bizim bugünlerde kullandığımız internet gibi bir haberleşme protokolü. Çağrıların yönetilmesi, SMS'lerin yönetilmesi gibi konularda SS7 kullanılıyor. Bunu söylediğinde aklınıza sadece bir tane operatör gelmesin. Dünya çapında bütün operatörler bu protokolü kullanıyor. Peki gelelim konumuza. SS7 neden bu kadar savunmasız? SS7'nin savunmasız olmasının bir değil birden fazla sebebi var. Bana kalırsa bunların hepsini de operatörlerin birbirine olan güveni başlığı altında toplayabiliriz. Bunu çok samimi bir arkadaş grubunun birbirine olan güveni gibi düşünebilirsiniz. SS7 ilk kullanıma sunulduğunda dünyada 15 ila 20 arasında operatör vardı. Bu 20 arkadaş SS7 protokolü üzerinden haberleşeceklerdi. Bu operatörler birbirlerine çok güveniyorlardı ve diğer taraftan da bu gruba hiç kimseyi almayacaklardı. Onların gözünden baktığınızda bu aslında yeterince güvenliydi. Günümüzde neredeyse 1000'den fazla operatör var. Bu operatörlerin sizce hangisi birbirine güveniyordur? Peki bu operatörler içerisinde hackerlar tarafından kurulmuş bir şirket var mıdır? Peki ya bunların içerisinde hackerlara SS7 erişimi satan firmalar var mıdır? Ülkelerin güvenlik teşkilatları bile sırf birilerini dinlemek için gidip bir operatör şirketi kurmuş olabilirler. Belki de bu şirketlerin birçoğunda sistemsel bir açık var ve bu açık üzerinde de SS7 erişimi elde edilebiliyor. Yani kısacası ihtiyacınız olan tek şey SS7 erişimi. O kadar. Bu şekilde istediğiniz kişiyi takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz, ses kaydı yapabilirsiniz ve onun adına farklı yerlere çağrılar yönlendirebilirsiniz. Yani o izlemiş olduğunuz ajan filmleri bu kadrajdan baktığınızda gerçeği yansıtıyor diyebiliriz. Merak etmeyin, CIA, Mossad sizin peşinizde değil. Ama kötü niyetli birisi SS7 erişimini elde ederse size en kötü gününüzü yaşatabilir. Neden böyle söyledim? Çünkü
Ufak bir araştırma yaparak bu tarz hizmetleri veren web sitelerine erişebilirsiniz. Size verdikleri paneller üzerinden kolayca bir saldırı başlatmak mümkün. Yani kredi kartı olan 8 yaşındaki bir çocuk sizi üzebilir. Bu SS7 zafiyetini biraz daha görselleştirmek istiyorum. Burada sizin telefonunuz var ve telefonunuz bir baz istasyonuna bağlı. Bu baz istasyonu ise Bus Station Controller dediğimiz baz istasyonlarını kontrol eden bir kontrolcüye bağlı. Bu kontrolcüler ise Mobile Switching Center dediğimiz merkezlere bağlılar. Bu Mobile Switching Center'ların içerisinde sizinle ilgili veya diğer müşterilerle ilgili bilgilerin tutulduğu bazı veri tabanları var. Örneğin siz hangi lokasyondasınız veya bu görüşmeyi başlatabilmek için paranız var mı gibi bilgiler bu veri tabanlarının içerisine tutuluyor. Bu Mobile Switching Center'lar ise SS7 protokolüyle yöneten ağlara bağlı. Yani kısaca bu Mobile Switching Center'lar birbirlerine bu SS7 protokolü üzerinden bağlılar. Bu SS7 ağının içerisinde Signal Transfer Points yani sinyal transfer noktaları dediğimiz noktalar var. İşte bu noktalara erişiminiz varsa herhangi bir çağrı başlatabilirsiniz. Herhangi bir çağrının görüşmelerini kaydedebilirsiniz. Herhangi bir SMS'i kendinize yönlendirebilirsiniz. Yani ihtiyacınız olan tek şey bu sinyal transfer noktasına erişim almak. O kadar. They were devices that you could build. You know, when you make a long distance phone call in the background, you hear... Those are the telephone computers actually signaling. Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın kullandığı o açık yıllar sonra bugün SS7 olarak karşımıza geliyor. Bu iki zafiyetin de aslında birbirinin aynısı olduğunu görün. Onlar o dönemlerde 2600 Hz sinyal göndererek sinyalizasyon sistemine sızmışlardı. Bugünlerde ise SS7 üzerinden sinyalizasyon sistemine sızılıyor. Hatta buna sızmak da denmez, direkt olarak bu erişimi satın alıyorlar. SS7 erişimi olan birinin bunları yapması çok normal, bunda ne var diye olabilirsiniz. Zaten o erişimi aldıysa bunları yapmaya yetkisi var demektir. Herhangi bir problem yok. Hayır. Herhangi bir güvenlik önlemi olmadan, herhangi bir doğrulama sistemi olmadan iletişimi bu denli yönetebiliyor olmak çok tehlikeli. Diğer taraftan herhangi bir şifreleme mekanizması da kullanılmıyor. Yani giden gelen bütün sinyaller tamamen açık. SS7 erişimi olan Hindistan'daki bir hacker sizi İngiltere'deki birinin telefon numarasıyla arayabilir. Veya sizi çalışmış olduğunuz banka numarası üzerinden de arayabilirler. Peki bunun önüne geçecek hiç mi bir engel yok? Tabii ki var ama bunlar kesin çözüm değil. Örneğin operatörler sadece güvendikleri operatörlerden gelen SS7 sinyallerini işliyorlar. Bunun yanı sıra bu zafiyet için geliştirilmiş pek çok güvenlik duvarı var. Eğer operatörünüz iyi bir operatörse bu zafiyetin etkilerini azaltacak önlemleri almışlardır. Ama yine de bunların hiçbiri yeterli değil. Birçok ülkede büyük operatör şirketleri hala kötü niyetli kişilere arka kapıdan SS7 erişimi satmaya devam ediyor. SS7 zafiyeti ilk olarak 2008 yılında piyasaya düştü. Bu haberin piyasaya düştüğü zamanı çok net hatırlıyorum. İşin açığı insanlar çok fazla umursamamıştı. Operatörler merak etmeyin böyle bir şey çok mümkün değil diyerek bu olayı geçiştirdiler. Ama 2014 yılına geldiğimizde öyle bir şey oldu ki. The original phone rings like it should. I will show you again because bir güvenlik uzmanı bir güvenlik konferansında çıktı dedi ki operatörler SS7 erişimi satıyor. Üstelik operatörlerin kabul etmediği bu SS7 zafiyetini canlı canlı kanıtladı. Peki zafiyetten korunmak için neler yapabiliriz? Umudunuzu kırmak istemem ama çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Bu zafiyet 2G, 3G omurgasında bulunuyor. 4G'nin ve 5G'nin bu zafiyetten etkilenmediği aklınıza gelebilir ama öyle değil. Şu an pek çok cihaz 2G ve 3G kullanmaya devam ediyor. Bu sebepten dolayı da operatörler geriye dönük destek vermek adına 2G ve 3G'yi hala destekliyorlar. Yani kısacası 2G ve 3G orada olduğu sürece bütün omurga tehlike altında. Ama emin olabilirsiniz ki 4G'de ve 5G'de de bazı güvenlik zafiyetleri var ve olmaya da devam edecek. Bu zafiyetin etkilerini azaltmak için yapabileceğiniz bir şey var. O da kimlik doğrulama aşamasında SMS'leri kullanmamak. Videonun başında da söylediğim gibi SMS'leriniz ikinci bir kişinin eline geçebilir. Kimlik doğrulama için SMS yerine bazı mobil uygulamaları tercih edebilirsiniz. Örneğin Google'ın geliştirmiş olduğu kimlik doğrulama aracını kullanabilirsiniz. Evet biliyorum bu mobil uygulamalarda da açık olabilir. Bunlar da güvenli değil ama yapabileceğimiz bir şey yok. Daha az güvenli bir sistemden az güvenli bir sisteme geçiyoruz. O kadar. Steve Jobs ve Steve Wozniak bu açığı keşfettiklerinde bir
bir aydınlanma yaşadılar. Milyar dolarlık sistemlerin bile aslında ne kadar savunmasız olduğunu gördüler. Bu onlar için kırmızı hapı aldıktan sonra Matrix evreninde gezmek gibiydi. Yani normal insanların göremediği şeyleri görür duruma geldiler. O günden sonra da bu iki arkadaş diğer insanların göremediği şeyleri görmeye devam ettiler. Örneğin insanlar konsol üzerinden siyah bir ekrandan bilgisayarı kullanırken onlar fare ile bir yerlere tıklamayı düşündüler. Ya da diğer üreticiler telefonların tuş ihtiyacını karşılamak için daha çok tuş eklerken onlar aslında telefonun dokunarak kullanılabileceğini düşündüler. We're going to touch this with our fingers and we have invented a new technology called multi-touch. Bu yüzden diyorum ki bu tarz şeyler sizlere de bir ilham olsun ve siz de diğer insanların göremediği şeyleri görmeye başlayın. SS7 zafiyetiyle ilgili neler düşündüğünü merak ediyorum. Düşüncelerini benimle yorumlarda paylaşabilirsin. Bana destek olmak için videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolar yüklediğimde haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.